İşte Muğla'da hunharca bir katil, bir cani tarafında hunharca katledildi, yakıldı. Kızımı teşhis bile edemedim. Bir yıldır neler yaşıyoruz? Gerçekten çok acılar yaşıyoruz. Çok büyük acılar yaşadık, travmalar yaşadık. Psikoloji tedavi görüyoruz. Pınar Göltekin öldü. Artık Pınar Göltekin geri gelmeyecek. Ama bizim tek dileğimiz bundan sonra artık başka Pınarlar ölmesin, başka kız çocukları ölmesin. Maalesef hunharca katledilen bir kız çocuğu var. 27 yaşında bir kızımız var. Caninin yaptığı eylem ortada. Bütün Türkiye tarafından biliniyor. Bir senedir mahkemelerde gidip geliyoruz. Her şey ortada. Bilinen bir şey. Beşinci seferimizdir. İşte ayın 12'sinde yine mahkememiz var Muğla'da. Umarım adalet yerini bulur. Her hafta işte mezarı başına geliyoruz. Ben Pınar için evimi, işimi, gücümü İstanbul'da bıraktım. Hizan'a yerleştim. Her hafta ziyaretine gelmem için Hizan'a yerleştim. Halbuki 30 senedir İstanbul'da ikametgah ediyordum. Benim bütün, bir yıldır bütün aile düzenim de bitti. Yani yalnız Pınar ölmedi. Gerçekten hepimiz öldük. Pınar'la beraber. Bu caninin en yüksek bir ceza almasını istiyorum. Buradan sesleniyorum bütün kamuoyuna. Bu davanın arkasını bırakmasınlar. Çünkü yarın öbür gün kızların başına da gelebilir. Allah hiç kimsenin başına getirmesin. Tabii umudumuz o. Her gün daha acılarımız kat kat artıyor. Yani aklıma gelince zaten kafa yiyeceğim. Sağ olsun arkadaşlar, akrabalar teselli veriyorlar. Böyle şeyler gerçekten kader değil. Bir insanı hunharca öldürmek, yakmak, varela koymak, beton dökmek, götürüp dereye atmak, bu kader değil, insanlık değil, insanlık dışı yapılan bir cinayettir. Biz ölüyüz gerçekten. Ama en ağır cezayı istiyorum, en ağır. Adam istiyorum. O adam etsinler. Sadece en büyük ceza versinler. Ben onu istiyorum büyüklerden. Allah kimse göstermesin.